Sizin pankreas kanseri tümörlerini baskılayan bir çalışmanız var ve bu çalışma sonrasında da bir gen buldunuz. Bu çalışmadan söz eder misiniz? Bizim bulduğumuz bu genin ismi ISL2 diye bir gen. Biz bu geni bu araştırmaya başlarken acaba pankreas kanserinde normalde bu kanserin oluşumunu önleyen genler hangileridir gibi bir soruyla başladık. Ve bunu bulmak için de insandan aldığımız pankreas kanseri tümöründe binlerce geni ortadan kaldırdık. Ve bunu kaldırdıktan sonra bu hücreleri farenin pankreasına koyduk ve pankreasından tümör oluşmasını bekledik. Ve bu oluşan tümörde acaba hangi genin ortadan kaldırılması sonucu tümör daha çok büyümeye başlamış? Buna baktık ve binlerce genin arasında ISL2 denen bir genin bu tümörü baskılayan bir rol oynadığını gördük. Ve bunu kaldırdığımızda tümör daha agresif hale geldiğini gördük. Şimdi bu çalışmayı nasıl yaptınız? Hayvan deneylerinde mi, insanların kanlarında mı, yoksa kültür çalışması mı oldu? Bir de biraz daha böyle pankreasın bu kanserlerdeki çalışma metabolizmasının nasıl etkili olduğunu da söyler misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle şeyden bahsedeyim ben. Pankreasın görevi nedir normal bizim vücudumuzda? Pankreas bize çok önemli iki enzim veriyor bize, hormon veriyor. Birincisi yediklerimizi sindirmeye yarayan bütün sindirim sistemi enzimlerini çıkarıyor. İkinci bir şey de kandaki şekeri düzenliyor. Dolayısıyla pankreas kanseri olunca bu iki önemli rolü çalışmamaya başlıyor ve o yüzden de çok öldürücü bir kanser türü oluyor maalesef. Bizim bulduğumuz bu CRISPR gen düzenleme tekniği dediğimiz bir teknik var ve bu sayede biz genleri çok kolayca ortadan kaldırabiliyoruz. Ve daha işin güzel tarafı da biz binlerce geni de aynı anda ortadan kaldırabiliyoruz. İnsan tümörünü aldık ve bu insan kanser, pankreas kanseri tümöründe biz binlerce geni ortadan kaldırdık. Ve acaba hangi geni ortadan kaldırdığımızda bu kanseri dokunun büyümesini önleyebiliriz ya da daha agresif hale getirebiliriz gibi sorular sorduk ve bunu teker teker farelerde denedik. Ve bu deneme sonucunda bu ISL2 genini ortadan kaldırdığımızda tümörlerin çok daha agresif hale geldiğini gördük. Şimdi siz tümör baskılayıcı olduğunu buldunuz bu genin. Ama nasıl buldunuz? Ve sizden önce neden bu yöntem bulunamadı ve bu gen bulunamadı? Bizim kullandığımız metotlar çok yeni metotlar. Bu CRISPR gen düzenleme metodu dediğimiz metot mesela bundan 10 yıl önce yoktu, yani 8 yıl önce yoktu. O yüzden kullandığımız metotlar çok fazla gelişti. Kullandığımız yöntemler de biz mesela tümörü alıp farenin pankreasında büyütüyoruz. Hatta tümörün normal olması gereken yerde büyütüyoruz. Sadece laboratuvar şartlarında büyütmüyoruz. Ve kullandığımız teknolojik yenilikler çok daha yeni, çok daha güzel diyelim. Şu anda bizim bilim insanlarının kullandığı metotlar. Bundan dolayı daha önce bulunmadığını düşünüyorum ben. İlk sorunuza cevap olarak da bunu nasıl anladık, bunun tümörü baskılayıcı olduğunu? Tabii o ilk taramadan sonra biz bu ISL2 genini bulduktan sonra bunu şimdi asıl mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz bunun. Ve bunu anlamak için de bunu tekrar insan hücrelerinde, fare hücrelerinde, normal hücrelerde bu geni ortadan kaldırdığımızda acaba ne oluyor diye araştırmalara başladık. Ve kaldırdığımızda gerçekten de bizim ilk taramamızı destekler şekilde hücreler daha da hızlı bölünmeye başladıklarını gördük. Acaba bu hızlı niye daha hızlı bölünüyorlar diye bir de bunun mekanizması anlamaya çalıştık. Aslında bu kısmı çok daha yeni bir şeyler öğrenmemize sebep oldu. Bu bölünme kısmında ne buldunuz ve hani bu kanserin, tümörün baskılayan ve o pankreas kanserin içinde aslında tedavisi içinde yeni bir umut oluyor anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Yani biz bunu yaparken mesela bu geni tekrar hücreye koyduğumuzda hücre bölünmüyor artık. Ve kaldırdığımızda hücre tekrar daha hızlı bölünmeye başlıyor. Bunun mekanizmasını, moleküler mekanizmasını anlamaya çalıştık ve gözlemlediğimiz şu oldu. Hücre tümör büyürken normalde tümörü besleyen
Ve bu metabolizmasını sağlayan şeker, ya kandan gelen şeker. Hücreler daha çok şekerle besleniyorlar. Ama tümörün ortasında kan girmediği için o bölgelere, oradaki hücreler şekerle beslenemiyorlar ve ikinci bir besine ihtiyaçları var ve yağ bağımlı hale geliyorlar tümörün merkezindeki hücreler. Ve bu yağı kullanabilmeleri için bu ISL2 genini ortadan kaldırması lazım tümörün. Ve dolayısıyla onu ortadan kaldırınca bu sefer yağı tüketmeye başlayabiliyorlar. Yağı tüketince tabii yağdaki besin de daha yüksek ve bu hücreler daha agresif hale gelebiliyorlar dolayısıyla. Bunu anlamamız tabii yeni bir tedaviye de yol açabiliyor. Çünkü biz bu yağ tüketme yolaklarını kapatabiliyoruz aslında. Yani değişik ilaçlarla. Ve bizim de gözlemlediğimiz, eğer biz bu ilaçları kullanırsak bu normalde daha agresif hale gelen tümörler daha çabuk ölmeye başlıyorlar bu sefer. Bu şekilde pankreas kanseri için aslında yeni bir tedavi yöntemi de olmuş oluyor. Şekeri kestiğiniz zaman o geni baskılayıp şekerle beslenmesini kesiyorsunuz. Yağ ile beslenmesini de bazı ilaçlarla ortadan kaldırdığınızda kanser hücresinin ölmesini sağlıyorsunuz. Aslında farklı bir tedavi yönteminin de yolunu açmış oluyor. Evet, aynen. Yani normalde hücre şeker kullanmak istiyor. Ama tümörün merkezindeki hücrelere şeker yeterince şeker gidemiyor. Dolayısıyla hücreler ortamdaki diğer besinleri kullanmak zorundalar. Yağ gibi. En fazla yağ var çünkü o bölgelerde. Ve bunu kullanabilmeleri için de hücrenin bu ISL2 genini yok etmesi lazım. Ya da bu ISL2 genini ürettiği proteini baskılamak zorunda ve ürettirmemek zorunda ki yağ kullanabilirsin. Normalde hücreler bunu yapıyor, pankreas kanseri hücreleri. Biz tabii bunun mekanizmasını öğrendiğimizde bu yağ kullanma yolaklarını kapatabiliyoruz bu sefer. Dolayısıyla bu şekilde normalde şeker kullanamıyor zaten oradaki hücreler. Yağı da kullanamaz hale getirince bu sefer ölmeye başlıyorlar. Şimdi bu araştırma çok güzel ve çok umut verici. Peki ne zaman hayata geçecek ve ne zaman uygulanabilecek? Kullandığımız bazı ilaçları şu anda henüz preklinik dediğimiz safhada. Dolayısıyla bunların kliniğe ve insan üzerine denenme şeyleri 5-10 yılı bulur. Çok hızlı bir ilerlemeler kaydedebiliyoruz bu aralar. Dolayısıyla belki önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bunların klinik deneyleri başarılı sonuçlanır ve umarım bir an önce klinik hayata geçer.